Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Edebiyat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Nazlı Eray'dan bahsedeceğim. Bahsetmeden önce videolarıma baktığımda böyle 2-2,5 dakikası izleniyor ilk. Yani o yüzden hızlıca bir duyuru yapmak istiyorum. Hemen videoya girdiniz. Bununla karşılaşın. Bugün cumartesi, yarın pazar anneler günü. Anneler günü de annelerimiz için kutlu olsun aynı zamanda şimdiden. Ve yarın anneler gününde akşam saat 9'da Nazlı Eray yaptığımız edebiyat ve hukuk söyleşilerinin konuğu olacak. Altıncısını düzenliyoruz. Hilmi Yavuz, Ethem Baran, Buket Uzuner, İnceral, Tuğrul Tanyol gibi isimler ağırladık ve yarın da Nazlı Eray bizimle olacak. Bu duyuruyu vereyim. Ondan sonra ben Nazlı Eray'ı anlatmaya başlayayım. Siz yavaş yavaş videodan kaçıyorsunuz ama yarın konuk alacağımız ve katılmak isterseniz benim sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yani zaten sürekli paylaşıyorum, katılmanızı istiyorum, çok seviyorum ve bugün de yarın bizim konuğumuz olacak yazarı. Hem bu duyuru yapmak hem de biraz tanımayanlara, illa ki Nazlı'yı tanımayan yoktur. Yani siz tanımasanız bile, hatta başlayalım yavaştan, siz tanımasanız bile üniversiteye hazırlanırken lisede hocalarınız size bu insanı tanıtmıştır, bu yazarı tanıtmıştır. İstemeseniz de eserlerini ezberlemişsinizdir. Ezberlemeseniz bile kulağınız aşinadır. Nazlı Eray gerçekten Türk edebiyatında bir, nasıl desem, bir kilometre taşı. Çok önemli bir isim. Ben kendim bir okuyucu olarak, Nazlı Eray okuyucusu olarak Türk edebiyatında onun gibi böyle büyülü, gerçekçi, çok ciddi anlamda emek vermiş, onun gibi bir hayal dünyasına sahip bir yazar görmedim. Kendisi 28 Haziran 1945'te doğuyor, 75 yaşında. Bu bilgileri falan ben ezberledim çünkü artık baya bir süredir Nazlı Eray'la haşır neşirim ve zaten işin güzelliği bu büyülü gerçekçiliği dediğimiz, bazılarının eskadıyla fantastik dediği öykülerinde kendi hayatlarından bir parça bırakıyor Nazlı Eray ve hatta öykülerinin %95'inin gerçek olduğunu söylüyor ve bu çok doğru. İşte ben bu tarihleri falan unutmamamın sebebi budur. Çünkü öykülerinde 28 Haziran günü öyküdeki karakter yazar bir kadın. Hatta adı bile bazen Nazlı Eray olabiliyor. Yani öykülerindeki karakterleri direkt kendini koyabiliyor. Ve 28 Haziran diyor, benim doğum günüm diyor. Ben öldükten sonra ödül verilsin benim adıma diyor. Yani buradan aklımda kaldı, düşünün artık. Ve şu an 75 yaşında. Fark ettiyseniz saydığım isimler, programımıza aldığımız isimler genelde böyle 50 yıllık yazın yaşamını aşmış. Edebiyatta 50 yılı aşmışlar. Çok değerli insanlar, çok bilgi birikimine sahip insanlar. Onların tecrübelerinden faydalanıyoruz ve bu programları da sizin katılmanızı istiyorum şahsen. Çünkü çok yakın sohbet ediyoruz. Çok sıcak sohbetler oluyor ve genelde çok güzel oluyor. Yani bir bilgi birikimine sahip oluyorsunuz. Normalde belki imza sırasında bu kadar derin bulamayacaksınız bu bilgileri. Formatımız böyle. Katılırsanız yarın akşam 9'da benimle iletişime geçerseniz WhatsApp grubunu alabilirim sizleri. Bunu söyleyerek ben Nazlı Eray'ı anlatmaya başladım. Dediğim gibi 28 Haziran 1945'te doğdu. Aslında çok köklü bir aileden geliyor. Yani Cumhuriyet'in yeni kurulduğu dönemlerde yine çok köklü bir aile. Babası Anayasa Mahkemesi üyesi. Bunu niye söylüyorum? Edebiyat ve hukuk söyleşileri yapıyoruz. Ve genelde alırken hukuk eğitimi almış yazar şairleri seçiyoruz. Öyle başlamıştık. Hilmi Yavuz da öyleydi. Hilmi Yavuz bırakıyordu hukuk fakültesini. Aynı şekilde Nazlı Eray da bırakıyor. Bence galiba babasının etkisi olmuştur. Sonuçta Anayasa Mahkemesi üyesi. Kızını da hukuk fakültesinde okutmak istemiştir diye düşünüyorum. Dedesi falan çok soylu bir aile. Hatta eniştesi Sabahattin Kudret Aksal diye okudum ben. Doğru mu ne kadar bilmiyorum. Onu da belki programda sorarız. Çünkü Nazlı Eray'ın bir Sait Faik Hikaye Ödülü, yani bu çoğu öyküsünde geçer, çok almak istediğini, röportajlarında da bunu açıkça söyler. Ödüllü bir yazar aslında. Yani Sait Faik Hikaye Ödülü onun için takıntı olabilir ama çok değerli ödülleri almıştır. Yunus Nadi Roman Armağanı olsun, Haldun Taner Öykü Ödülü, Yoldan Geçen Öykülerle ve Aşka Giyinen Adamla da Yunus Nadi Roman Ödülünü almıştır. Tabii böyle çok, o kadar enerjik ki, o kadar insanın şeyi ki, yani bu esprileri yaptığı görüyor. Öykülerinde de bahsediyor. Çok çeşit öyküleri var tabii. Bahsetmek istediğim Amerikan Kız Koleji'nde okuyor. Aslında ortaokula kadar Evliya Çelebi İlkokulu'nda okuyor. Ya bu bilgileri falan ben hep hikayelerde var arkadaşlar. Mesela Evliya
Çelebi bir hikayede geçiyor ve ben niye Evliya Çelebi burada diye düşünüyorum. İsmi sinekle ilgili bir şeydi, sinekle ilgili bir öyküydü. Evliya Çelebi var. Yani niye derken bir bakıyorum meğer Evliya Çelebi ilkokulunda eğitim görmüş. Hatta ilkokul yıllarından bahsediyor orada da. Hayatı çok farklı. Yani bahsedeceğim. Evliya Çelebi ilkokulundan sonra Amerikan Kız Koleji'nde. Burada da Ayşe Kulin var. Üst dönemi Ayşe Kulin de 79 yaşında, 41'li. Onunla hatta çok yakın arkadaşlar. Geçenlerde falan Armağan Çağlayan programına katıldığında böyle farklı şeyler anlatmıştı. Yani çok iyi arkadaş onlar da. Ve farklı şeyler de yaşanıyor. Yani Amerikan Kız Koleji'nden sonra hukuk fakültesini bırakıp edebiyat fakültesine geçiyor. Ondan sonra mühendislik falan da okumak istiyor. 4 puanla kaybediyor. İşin tuhaf tarafı hukuk fakültesini birincilikle kazanıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini. Ama okumak istemediğini düşünüyor yani. Farklı şekilde hayat hikayesi böyle devam etse de ondan sonra evleniyor. Ankara İstanbul arası dokurken tercümanlık, radyo tercümanlığı, çeviri tercümanlığı yapıyor. Ondan sonra evleniyor. İki tane ikizleri oluyor, evlatları oluyor ve diyor ki artık yani çocuklar da oldu. Olmayacak, yazarlığa başlayayım, hayatıma devam edin diyor. Hayat böyle giderken, evlilik, çocuklar derken başına 1900, tam hatırlamıyorum 71 olması lazım. 71'di sanırsam tarihi. 1971'de çok farklı bir hastalık geçiriyor. Bu hastalığını Acının Öyküsü ve Mutluluk adlı öykülerinde çok derin bir şekilde anlatıyor. Gerçekten o öyküler okunalası öyküler. Okurken tabii bunların Nazlı Eray'ın hayatıyla ilgili olduğunu bilmiyorsanız ya tabii ki büyülü gerçekçilik size tattırıyor. O dünyaya giriyorsunuz rüyaya, hayale. Ama oradaki gerçek kesitleri de keşfettiğinizde yani aslında o öykülerin temeli Nazlı Eray'ın zamanında ölüme çok yakınlaştığı zamanlarda geçirdiği hastalıktan yola çıktığı yazdığını düşünürseniz o öykülerle çok anlam buluyorsunuz ve sizi çok derinden etkiliyor. Gerçekten de hayatının bir dönüm noktasından birisi. Derin bir 2,5 yıl süren hastalık geçiriyor. Bu hastalığını da dediğim gibi öykülerde anlatıyor. Monsieur Hristo de onun 16 yaşlarında ortaokulun sonlarında yazdığı ilk öykü Varlık'ta yayınlanıyor. Çok ses getiriyor. Bu öykü dünya antolojilerinde yayınlanıyor. Bu ne demek? Bu öykünün çevrilmediği dil yok. Neredeyse demek yani. Hatta onu da anlatırken güler yani farklı farklı dillere çevrilmiştir ve bu öykü 16 yaşındaki haliyle hala duruyor. Hiç değiştirmemiştir ve zaten Nazlı Eray her yazdığını der ki aklıma düşer yazarım. Geriye dönüp bakmam. Hiçbir şekilde bakmam. Editörüm de düzeltmez der. Yani öyle kendine güvenen biridir. Hiç değiştirmez. Yazdıklarını sade bırakır. Yani Monsieur Hristo ile başladığı Varlık'ta. Tabii ilk kitabı Ah Bayım Ah. Bilgi Yayın Evi. Bilgi Yayın Evi'nin o zamanki editörü kim? Atilla İlhan. Nazlı Eray'ı bir nevi Atilla İlhan keşfetmiş diyebiliriz. Hatta öyledir yani. Arar Nazlı Eray'ı böyle böyle der. Senin öykülerin Türk Edebiyatı'nda görülmemiş tarzdan gel bunları yayınlayalım der. Hastalığı da atlatmıştır artık Nazlı Eray. Hastalıktan sonraki yaşadıklarını da öyküleştirmiştir ve güzel bir kitapla Ah Bayım Ah'la Türk Edebiyatı'na Atilla İlhan'ın editörlüğünde Bilgi Yayın Evi'nde giriş yapar. 1970 5. İlk kitap yayınlanır ve Nazlı Eray gerçekten öyle bir kitleye ulaşır ki Türk edebiyatında herkes büyülenmiştir. Onun hakkında Cemal Süreya konuşmaya başlar. Herkes olumlu eleştirilerini söyler. Türk edebiyatında çok yeni bir yazar keşfedilmiştir. Ve bu sayede Nazlı Eray böyle farklı işlerde yani hastalık geçiriyor, yani işi bırakıyor, çocuklar falan derken bir anda ona kapı açılıyor. Bu ilk kitaptan sonra ve Amerika'ya yaratıcı yazarlık dersleri vermeye gidiyor. Burada kalıyor bir süre New York. New York onun çok güzel yani Arzu Sapağında İnecek var kitabında. New York'un o yani çok güzel anlatır oraları. Zaten eserlerinde gittiği yerler olsun, dinlediği müzikler, izlediği filmler sizleri buluyor. Bu çok derin etkiliyor okuyucuyu. Ve New York'u da Arzu Sapağında İnecek var da çok güzel anlatır. İşte o New York'ta böyle dersler. Hatta Marquez'i de gördüğü yazıyordu bir yerlerde. Zaten Marquez'e de çok benziyor tarzları. Hayatı böyle devam eder. Yani yazarlığa zaten yazarlık için ayrılmıştır işinden. Farklı evlilikleri olur. Hatta bu evliliklerinden çok sıkıntı çektiğini söyler. Ejder der yani
evlendiği insanlara ejder der. Bunun bir yanıt aslında şöyle der Nazlı Eray. Benim hayatımda üç okul vardı. Bunun birisi devlet dairesi, ikincisi der. İkincisi hastane, yani hastane yılları. Üçüncüsü de CHP genel merkezi der. Çünkü CHP'de aktif siyaset rol oynamıştır ve bu da ona çok şey kattığını, yani çok farklı bir hayatına dönüm noktası olduğunu söyler. Hayatı böyle şekillenir. İlk dönemler hikayeler yazsa da ondan sonra farklı farklı romanlara odaklanmıştım. Benim Nazlı Eray hakkında daha çok konuşacağım ama videoda uzamasın diyorum. Yarın Anneler Günü, yarın 9 Mayıs Pazar, bu güzel günde edebiyatımızın fantastik kraliçesini ağırlayacağız. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Gerçekten bulunmaz bir nimet. Hele hele bu kadar sıcak bir ortamda ben olacağım ve siz olacaksınız. Benim takipçilerim ve bizim kulübümüzün takipçileri olacak. Bu kadar güzel bir ortamda yazarla iç içe bir sohbet imkanı o kadar tatlı ki çok eğleneceksinizdir. Farklı sürprizler de gelişebilir programda. Güzel şeyler olabilir. Programa katılmaya çalışın. Nazlı Eray'ı okuyun. Zaten duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur belki ama okuduysanız da altta yorumlarda belirtin. Diyecek çok şey var. Yarın görüşmek üzere diyelim. Katılırsanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda Kolektif Edebiyat YouTube kanalında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıcakla kalın, edebiyatla kalın. İyi günler.